Nebessem kanalına hoş geldiniz. Ben Ethem. Bu videomuzda karıncalarla ilgili bir başlangıç yapıyorum. Haftalık rutinlerimi paylaşmayı düşünüyorum. Bu hobide oldukça yeniyim. İşte tecrübelenmeye çalışacağım. Bakalım neler yaşayacağız. Şimdi karıncalara biraz daha yakından bakalım. 27 Nisan'da 3 tane kraliçe yakaladım. Bunun bir tanesi eve getirdiğimde ertesi gün ölmüştü. 28 Nisan sabahı da bir tane daha buldum. 27 Nisan cumartesi günü bulduklarım kanatlıydılar. Bir tane o ölen kanatsızdı. Ertesi gün kanatsız bir tane buldum. O zaten asıl beni sevindiren oldu. Şimdi bunların ben Kamponotus olduğunu düşünüyorum. Çok da emin değilim. İlk işçilere çıkınca biraz daha tanıyabileceğimi düşünüyorum. İnternetten fotoğraflarına bakarak. Eğer aranızda tecrübeli olanlar varsa yorum olarak belirtirseniz de ayrıca mutlu olurum. Birazdan bunlara telefonu makro lens takarak daha yakından çekmeye çalışacağım. Orada daha net belli olacaktır. Bu kraliçemiz kanatlı. Şuradan kaçma çabaları olmuş. Bu sanırım biraz acemilikten. Ben bunun yuvanın alanını bayağı geniş yapmışım. İnternetten baktığımda daha küçük tüplere, daha dar alanlara koymuşlar. Sanırım kraliçe daha dar alanda daha az stres oluyor. Şu pamuğu biraz fazlalaştırarak şu iki pamuğun arasını daraltmayı planlıyorum. Öncelikle şurada bir dışarı kaçmak için pamuk parçası var. Onu almayı düşünüyorum. Biraz da sanki pamuk kurumuş gibi şöyle hafif baskı uygulayarak karıncaya zarar vermeden biraz nemlenmesini sağlayacağım. Çok da oynamak istemiyorum. Zaten şu an tedirgin olduğu gibi. Bir diğer karıncaya geçelim. Karıncamız diğerlerine göre oldukça iri. Şu abdomenin ve bacaklarının olduğu kısım kahverengi renkte, bayağı açık renkte. Bunu da türünü tam tanımlayamadım. Buna benzer farklı türler mevcut. Eminim içinizde şu an türünü tanımlayanlar vardır. Ben henüz daha yeni olduğum için bunları da daha ilk beslediğim karıncalar olduğu için pek bilmiyorum. Bu videoları da kendime bir ileride an olsun diye çekiyorum. Yani herhangi bir insanlar izlensin, bilgilensin gibi bir amacım yok. Çünkü çok yeniyim bu hobide. Tecrübeli olanlar ama yorumlarda tecrübelerinden bahsederse mutlu olurum. Kendi araştırmalarım da şu an sürüyor. Şu pamuk parçasını da alacağım. Henüz bunda bir yumurta yok. Yeni olduğum için tabii heyecanla şeyle çok açıyorum. Bunun da etkisi var. Biraz strese sokuyorum sanırım.
Üstte de bayağı parmak izi olmuş. Onları da bir sileyim de. Şimdi diğer son olarak üçüncü karıncamıza geçelim. Onda güzel şeyler var. Evet, bunu aslında bu kadar çok sık açmam iyi değil ama dediğim gibi yeni olduğum için merak ediyorum. Evet, bunda yumurtalar mevcut. Bunu pazar günü yakalamıştım. 28 Nisan pazar günü. Şöyle biraz yakınlaşalım. Kalite bozulacak tabi. Hatta makro lens takayım da daha. Ops. Şu lensimizi takalım. Bunun da komponotsuz olduğunu düşünüyorum. Varsa fikriniz türü hakkında yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu beni sevindiren oldu. En çok sevindiren oldu. 28 Nisan pazar günü buldum ben bunu. Hemen dedemin evinin önünde kaldırımda bulunan otların arasında buldum. Kanatsız olması daha bir sevindirdi. Dedim büyük olasılıkla çiftleşmiş bu. Pazar günü tekrar eve döndüğümde deney tüplerim olmadığı için bunlar pet şişedeydi. İçine ıslak pamuklar koydum biraz. Daha sonra hemen o gün zaten deney tüp siparişi verdim. Bunları yani bulacağımı pek umut etmiyordum. Gerçekten şans işi. Yani böyle bir 20 dakika, yarım saat içinde ararken buldum. Biraz da mevsimin doğru olmasından kaynaklanıyor tabi. Bulduğum gün sabah hafif böyle bir yağmur attı, böyle bir 10-15 dakika. Ortam oldukça nemliydi. Öğlene doğru da güneş çıktı. Bu otların çevresi oldukça nemli. Hem sıcak hem oldukça nemliydi. Hatta birkaç yuvada uçuşların olduğunu gördüm. Daha yeniydi ama yuva ağzında oldukları için onlardan almadım. Bunlar da büyük olasılık birkaç gün önce uçuşunu gerçekleştirmiş olan karıncalardandı. Dediğim gibi bu en çok sevindiren bu oldu. Çünkü pazar günü deney tüpünü sipariş verdim. Salı günü elime ulaştı. Salı günü deney tüplerini hazırladım. Ertesi gün bunda bir tane yumurta gördüm, yani çarşamba günü. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar neredeyse her gün birer yumurta bıraktı. Şu anda da sabah baktığımda zaten 4 yumurtaydı. Şu an 5. yumurtayı da yumurtlamış. Şöyle biraz daha, kalite çok bozuldu ama 5 tane yumurta var gördüğünüz gibi. İlk işçilere çıktığında türünü biraz daha araştıracağım. Hobide çok yeni olduğum için türler çok birbirine benzer geliyor. Biraz yabancı kaynaklardan İngilizcem yettiği kadar çeviriyle onlarla anlamaya çalışıyorum. Eğer siz biliyorsanız söylerseniz memnun olurum. Komponotsuz olduğunu düşünüyorum. Fakat hangi tür olduğunu
Bilemiyorum. İlk işçiler çıktığında şekerli su vereceğim. Şekerli ballı su vereceğim. Şu an için böyle bir ihtiyacı yok. Şuradan suyunu ve nemini sağlıyor. Burayı da genelde internette gördüğüm kadarıyla genelde şuralara yumurtayı koyuyorlar ama biraz uzak şey olmuş. Demek ki burası bayağı nemli. Biraz havalandırmanın yakın olduğu giriş tarafına. Koymuş yumurtaları. Şu an yumurtalarla ilgileniyor. Bakalım bir sonraki hafta ne gibi güncellenmeler olacak, ne gibi yenilikler olacak. Şu büyük olan karıncadan da yumurta bekliyorum. Özellikle o iri olduğu için şundan şöyle kıyaslamak için bunu da yanına koyayım. Bu da Kamponotus fakat farklı bir tür. Şunu da koyayım yine üçüncüyü de. Şunun ve şu yumurtalı olanın aynı tür olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir yakından bakalım. Fakat acemi olduğum için belki ikisi de üçü de farklı tür olabilir. Ama şu ikisi hem boyut olarak hem vücut parçalı olarak oldukça birbirine yakın görünüyor. Şurada en iri olan kraliçemiz. Bunlara da bir makro ile yakından bakalım. Şöyle bir yandan çekelim. Eğer türünü belirleyen varsa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. İlk eğer ki çiftleşmiş ise ilk yumurtası çıktığında bulabileceğimi düşünüyorum türünü çünkü. Aklımda Kamponotus lignuperdus var. Yani incelediğim kadarıyla fotoğraflarda benzer yanları var ama tam emin de değilim. Vücut parçalarına bakalım. Mesela şunun kafasına bakalım. Kanadı oldukça üst üste olduğu için acaba çiftleşmemiş mi diye de düşünmekteyim ama internette okuduğum kadarıyla buna benzer kraliçesi olup yumurtalanlar olmuş. Bu yüzden kanatlı ve kanadı hiç açılmamış gibi görünüyorsa kesin çiftleşmemiş diyemiyormuşuz. Yani hala ümitliyim bundan. Biraz iri olduğu için bundan da yumurta almayı planlıyorum. Oldukça sevindirecek beni. Bir de diğer ikisinden farklı bir tür olduğunu düşündüğüm için de özellikle istiyorum. Hani farklı türde koloniler olsun diye. Şimdi son olarak o diğer kanatlıya da bir makro çekelim. Video da çok uzadı artık. Diğerine bakalım şimdilik. Diğer bir kraliçemiz. Bu kanatlı da kanatlı.
yumurtlayanla vücut parçalarının oldukça benzeştiğini görüyorum. Aynı tür olabilirler diye düşünüyorum. Şöyle bir yakından alalım bunu da. Yalnız çok hareketli. Bu da yine kanadı üst üste tam. Sanki hiç açılmamış gibi. Ama bakalım bunlardan da yumurta alabilecek miyiz? Video bayağı uzadı. Burada videonun sonuna geldik. Dediğim gibi bu videoyu kendime ileride izleyebileceğim, izlemek için, acemiliğimi görmek için çekiyorum. Türleri hakkında bilginiz varsa, yardımcı olursanız oldukça sevinirim. Bunu 10 kere söyledim herhalde. Kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.